Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Hoş geldiniz Bloomberg ET stüdyolarına. 4 Ocak 2024 Perşembe akşamındayız ve her Perşembe akşamı olduğu üzere Sözcü Gazetesi yazarı Ege Cansen ve Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Asaf Savaş Akat hocalarım bizimle birlikte. Asaf hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ege hocam hoş geldiniz. Yeni yılın ilk yayını bir kez daha mutlu yıllar diliyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu yıl ve yıllar olsun inşallah. Peki bu akşam ne konuşacağız? Değerli izleyenler bu akşam ekonomi modellerini, sistemlerini, yaklaşımlarını, artı eksi yanlarını işin felsefesini yaparak ve tarihsel perspektif içerisinde ele alacağız. Felsefe dedik diye korkmayın. Sıkıcı bir program olacağını düşünmeyin. Kelime anlamı itibariyle felsefe varlık, anlam ve neden üzerine düşünmek ve aynı zamanda bilginin de bilimsel olarak sorgulanması, araştırılmasıdır. İşte biz de bu akşam o sorgulamayı, o araştırmayı yapacağız. İnsanlık tarihi boyunca şöyle bir geriye dönüp baktığımızda insanların bir arada yaşamaya başladıkları dönemlerden bugüne, topluluk oluşturdukları dönemden bugüne hem yönetim biçimleri hem de ekonomi modelleri tartışıla gelmiştir ki tam bu noktada Jean-Jacques Rousseau'yu da anmadan geçmeyelim. İnsanlar arasındaki eşitsizliğin temeli ve kökeni birinci kitap devamı niteliğinde Toplum Sözleşmesi eğer okumadıysanız naçizane önünüze yeni ufuklar açabilecek kitaplardır. Bunu da anmadan geçmeyelim. Madem böyle bir program yapacağız bu akşam. Bu tartışmaların odağında da Karl Marx'ın somutlaştırdığı ve insanlığa sunduğu sosyalizm, kapitalizm karşılaştırması, karşılaştırmalı analizi var diyebiliriz herhalde. Bu akşam bu konuları ele alacağız değerli izleyenler. Ege hocam şöyle başlayalım isterseniz. Günümüzün koşulları, günümüzün sorunları, günümüzün problemleri. Elbette hani Marx dedik ya onun dönemine kıyasla 1800'lü yıllara kıyasla çok farklı artık yani çok bambaşka. Çünkü teknoloji geriye dönüp baktığımızda özellikle son 30 senede her şeyi değiştirdi. Her şeyi şekillendirdi. Bunun içerisinde elbette siyaset de var. Elbette yönetim modelleri de var. Elbette ekonomi modelleri de var. Değişenler, ayak uyduranlar oldu, uyduramayanlar oldu. Tam bu noktada diyelim ki bugünün sorunlarına, bugünün problemlerine, ya da bugünün ihtiyaçlarına cevap verebilen, çözüm önerebilen bir model var mı? Ne dersiniz? Böyle başlayalım. Vallahi ben modelci değilim. Ne modelim ne modernim. Ya bugünkü başlık belki sosyalizm dönemden çıktı denince İstanbul Kültür Üniversitesi, Oxford Üniversitesi'nin değil mi? Evet. Yayınladığı bu. Çok kısa bir başlangıç diye bir seri kitaplar var. Bana da yolluyorlar. Bu kitap geldi. Sosyalizm diye. Ben de daldım, okudum falan. Birden böyle ya dedim niye bunu konuşmuyoruz? Yani kitabı değil. Tabii. Sosyalizmi konuşmuyoruz. Üstelik de tabii yanımda Asaf gibi bu işin biri var. Estağfurullah. Ben şimdi daha çok böyle avam şeyler söyleyeceğim. Estağfurullah sonra. Buyur. Alaylı denir hocam. Alaylı ona. Alaylı. Ben alaylı o mektepli. Onun da biraz alaylılığı var. Ben de biraz mektepli. Ama esas mektepli o. Ben alaylıyım. Şimdi bu sosyalizm. Evet. Şöyle başla diyelim istersen. Zaten kitabı da sevmemin sebebi yazarı sosyalist bir profesör. Hı hı. Emeritus diyorlar bunlar. Emekli oluyor ama çalışmaya devam ediyor. Yani çalışmaya devam ediyor. İşte oda moda veriyorlar ona. Böyle bir profesör. Başlangıçta diyor ki adam Karl Marx'ın dediği çıkmamıştır diyor. Ne demişti hocam? Ne demiş? Ta buradan metni çabuk kapitalizm olursa, çökmek çökecektir zorunda. Diyor. Çökecektir diyor. Yani, Das Kapital eserinde. Evet. Bu öyle bir deterministik bir model diyor. Kendi özellikleri dolayısıyla kapitalizm çökecektir diyor. Hatta işte onun neyse bu öngörü tutuyor. Mülksüzler mülksüzleştirecek. Evet. Yani eşitlik hatta olacak. Hatta onu şöyle mülksüzleştirenler mülksüzleştirecektir. Biraz da böyle. Orada bir edilgenlik var galiba. Evet evet. Mülksüzleştirilenler mülksüzleştirecektir. Şey gibi oldu hocam. Tekerleme gibi oldu evet. Ama başardık yani. Başardık. Yani çökecektir. Diyor ki tutmadı mı diyor. Tutmadı. Özellikle 1989-91 arasında bir nevi komünizmin Kabe'si, Rusya dahil, işte Doğu Almanya, Batı Almanya duvarı yıkılması ve de bütün peyk ülkelerde, bugün Romanya bilmem ne hepsi, hı hı,
Batı kampına geçmiş zaten. Sosyalizm çöktü. Yani şimdi diyor biz şu neticeye mi geldik diyor. Bitti mi diyor sosyalizm? Yani kapitalizm çökecek derken kendisi çöktü. Bitti mi diyor. Artık bize verecek hiçbir şey yok mu diyor. Hayır ben bu fikirde değilim diyor. Yani önce kabul ediyor. Sonra ben bu fikirde değilim diyor. Kitabın son bölümünde diyor. Neler verebileceğini anlatacağım diyor. İşte anlatıyor bir miktar. Tabii oradan ben böyle bir rüzgar kaptım. Şimdi sosyalizm ki hani bir tabir vardır ya 18. 20'sinde sosyalist olmayan 30'unda kapitalist olmayan işe yaramaz diye. Biz de hafif o tezgahlardan geçtik. Hafif ama yani. Şimdi, çok hafif. Çok hafif. Çok hafif. Ya iki aksırık bir nezle atlattık. Şimdi özellikle ben şunu da söyleyeyim. Ben 1955'te liseyi bitirdim. İşte bir iki sene İstanbul'da serserilik yaptıktan sonra 57 Eylül'de ODTÜ'de İdari İlimler Fakültesi okumaya başladım. İktisat hocam da Sadun Arendi. Birçok hoca vardı ama bana tesir eden ve onun ben çömezi oldum. Sadun Bey de tip milletvekili olmuş. Sosyalist bir iktisatçıydı. Ama öyle sosyalizm falan diye davulluğuna çalmazdı. Ama anlatırdı. Ve Keynes'i en iyi bilen adam falan denirdi. Biz anlamazdık da. Ünvanı öyleydi yani. İşte İngiltere gitmiş, orada kalmış falan. Şimdi sosyalizm çok cazipti o zaman. Yani zaten hani 68 öğrenci olayları 70'lere kadar yani bir ikinci dünya harbi bittikten sonra 70'lere kadar da biraz daha sonraya kadar sosyalizm az gelişmiş ülkelerde çok popülerdi. Çok seviliyordu. Şimdi ben bir gün Sadun Hoca'ya dedim ki yani hocam dedim niye bu seviliyor, onun için beğeniyor. Onun böyle güzel anlatımları vardı. Diyor ki bak diyor, tarihi gelişime göre diyor, işte şöyle şöyle aşamalar olacak, işte endüstrileşme olacak, proletarya teşkil edecek, işsizlerin ücretleri düşük kalacak, efendim karlar büyüyecek, ürettiklerini satamaz hale gelecekler falan filan, sonunda çökecek. Şimdi diyor ki şöyle düşünelim diyor, sen bir adamı kovalıyorsun diyor. Arazide bir de ağaç var diyor. Adam hızla koşuyor. Ağacın etrafından dönüyor ve şu tarafa geliyor diyor mesela. Asaf Hoca'nın bulunduğu yere. Sen şimdi diyor adamı yakalamak için o nereden gittiyse ben de oradan gideyim diye diyor. Ağaca kadar koşup sonra etrafından peşten mi gelirsin diyor. Ne yaparsın diyor? Kestirmeden diyor. Yakalarsın diyor. Sosyalizm kestirmeden kalkınma modeliydi. Yani gençler arasında, devrimciler arasında sosyalizmin cazip olması, özellikle bizler Atatürkçü ve devrimci olduğumuz için evrimli olmazsa devrimle yaparız, vururuz yumruğu falan. Şimdi bu kestirme kalkınma, çünkü biz öyle kalkınmayı yavaş yavaş istemiyoruz. Hep bizden Batı 100 sene, 200 sene ilerliyor. Biz onu istemiyoruz. Biz yakalamak istiyoruz. Bugünden yarına geçmek istiyoruz. Yani 2 senede, 3 senede, 10 senede neyse Batı'yı yakalamak istiyoruz. Şimdi onunla ilgili de bir fıkra anlatayım. Buyurun. Bir tarihte bu Deli Petro dediğimiz bizim Rusçarı var. Aslında onlar Büyük Petro diyorlar. Bu adamın derdi Rus toplumunu batılılaştırmak. Modernleştirmek. Evet. Modernleştirmek. Çok çalışıyor. Hatta bu adam tedbirli kıyafet Avrupa'yı dolaşıyor. Yıllarca kalıyor orada. İşte St. Petersburg'u falan. Kuruyor. İtalya'dan mimarlar, Fransa'dan bilmem ne getiriyor. Bir gün bir yılbaşı da böyle bir balon veriliyorsa neyse.
kadehini kaldırıyor. Diyor ki Batılıları yakalayacağız ve onları geçeceğiz diyor. Bundan 200 sene sonra zannedersem Kruşev, enteresan bir adamdı biliyorsun. Evet. Birleşmiş Milletler'de pabucunu çıkardı, beni vurdu onlara. Hocam, bir gençler hatırlamıyorlar bunları belki, genellikle. Belki bir şey, ben gayet iyi hatırlıyorum da hani izleyicilerimiz arasında evet. Hatırlamayan varsa belki bir araştırırlar internetten bakarlar diye. Kruşov, şimdi... Kruşov diye ve tombalak bir Rus. Ukrayna. Ukraynalılar değil mi? Evet. Neyse. Ama o zaman Rus Ukraynalıyı biz aynı kabul ediyoruz. Sovyet. Sovyet falan. Özellikle Ukrayna. Dilleri de %90 aynı zaten. O da Amerika'ya gidiyor. Öğrenmiş galiba. O İngilizce. Ben ama İngilizce zaman belki o Rusça söylüyor da tercüme ediliyor. Hı hı. İngilizce diyor ki we will catch up Westerners and surpass them. Onları yakalayacağız, geçeceğiz. Bunu birisi bakıyor ki ya Petro da böyle demiş. Şimdi biz de Türkiye'de muasır medeniyet seviyesine ulaşacağız. Değil mi? Şimdi böyle bir arzumuz var. Muasır medeniyet seviyesine bir asır sonra ulaşmayacağız. Bu asırda ulaşacağız. Yani biz asrileşmek istiyoruz. Şimdi bu sosyalizm böyle bir model adeta sunuyordu. Ve bunun şöyle bir şeyi vardı. Diyordu ki bu kapitalizm çok ziyan yapıyor. Çünkü hiçbir şey planlanmıyor. Her şey rekabete kalıyor. İşte ölen ölüyor, kalan sağlıyor. Biz planlama yapınca, ki sosyalist ekonominin esası, merkezi planlamada, işte onun için biz zaten devlet planlama falan kuruldu. Biz kaynakları en optimum şekilde dağıtacağız. Adil, eşit şekilde. Evet. Böyle şuna buna da hırsızlığa da izin vermeyeceğiz. Ama bunun için de tabii mülkiyetin de yani ona ne diyorlar? Üretim araçları mülkiyeti. Mülkiyeti. Üretim araçları mülkiyetinde olabildiği kadar devlette toplanması lazım. Yani zaten takıntı oradadır. Kitabın adı da Das Kapital yani. Böyle bir şey olduğu için de bu çok cazipti. Ama filmin sonu öyle bitmedi. Ben burada duruyorum şimdi bu işin esasına. Burada Asaf gibi bir arkadaşımız, hocamız var. O bize bir anlatsın bakalım. Buyurun Asaf Hocam. Aşağı yukarı aynı dönemin çocuklarıyız. Tabii o benim büyüğüm. Harbi Umumi'yi falan biliyor. Ama şey, yani o 50'lerin sonu, 60'ların başındaki Türkiye'de kalkınma heyecanı ve bu kalkınmanın kestirmeden yapılması duygusu ve bunun da böyle bir devlet ağırlıklı olması bizi aniden, biz kendimizi sosyalist zannettik diyelim. Yani sosyalizmin o bu olduğunu, yani sosyalizm bizim için o dönemde bir kalkınma yöntemiydi esas itibariyle. Yavaş yavaş tabii işte biraz Marksizm geldi, sol partiler açıldı, tip kuruldu falan filan. O arada tabii Türkiye'nin ezeli ve ebedi asker ve darbecilik geleneği devreye girdi ile iş başka yerlere gitti falan filan şeyinden diye aşağı yukarı aynı dönemleri paylaşıyoruz. Şimdi benim tabii hayatımın, akademik hayatımın da önemli bir bölümü bu konuları şey yapmakla geçti, incelemekle geçti. Ben asistan olmaya karar vermiştim. 65 yazında son sınıfa geçtiğimde Sencer Hoca bana dedi ki yazın. Sencer Divitçi olur. Allah rahmet eylesin. Adam Smith, Ricardo ve Mill. 3 tane kitap verdi. Orijinal kitaplar. Yaz tatili ne kadardı hocam? 3 ay. Uzun tatil. Ben Haziran'da geçiyordum. Ta Ekim'de okul başlıyor. Temmuz, çünkü Ağustos, Eylül. Kallavi yani. O tabii tabii. Hatta Kasım'da başlıyor okul. Ondan sonra ben de yani severdim okumayı. Hakikaten okudum işini. Dar okudum. Ondan sonra niye şey yaptığı hemen anlaşıldı. Çünkü işte o sene dersler bize biraz Marx anlattı. Asistan olduğum günde bana ilk verdiği Marx'ın emek değer teorisi üzerine sen bir kapsamlı dedi. Böyle büyük bir ödev hazırlayın. Dolayısıyla benim yani öğrencilikten
bilgi üreticiliğine, asistanlığa geçişim Marx'ın emek değer teorisidir. Uzun süre onlarla uğraştım. Fakat yani bu konu şey yapınca, açılınca tabii biraz daha böyle şeyi geri plana gideriz diye düşündüm. Baktığımız zaman bu sosyalizm tipli, bu tip düşüncelerin büyük ölçüde 18. yüzyılın sonu, 19. yüzyılın başı. Yani bunlar sanayi devrimiyle beraber toplumların, özellikle de tabii gelişmiş toplumların gündemine gelen kavramlar. Çünkü sanayi devrimi ile beraber olan önemli şeylerden biri bizim liberalizm dediğimiz bir özgürlük ortamı oluşmaya başlıyor. Yani insanlar özgür olmalıdır. Özgürlük toplumun önemli amaçlarından biri haline geliyor. O arada tabii sanayi devrimi oluyor. Hakikaten insanlar eskisine kıyasla özgürleşiyorlar. Fakat o süreç içinde bir başka şey daha gözüküyor. Bu özgürleşme, tamam insanlar özgürleşiyorlar ama eşitsizlik, büyük eşitsizlikler oluşmaya başlıyor. Özellikle gelir ekonomik açıdan. Liberalizmin bu konuda tavrı mühim olan siyasi özgürlüktür. İşte kanun önünde özgürlüktür, oy sahibi olmaktır vesaire vesaire. Ekonomik eşitlik diye bir şey zaten olmaz. Yani insanlar birbirine benzemez filan diye. Buna karşı da giderek öbür tarafta da yahu kardeşim hakkaniyet, eşitlik bunlar önemli. Yani toplumun amacı eşitlik de olmalıdır hikayesi. Liberalizm böyle bireyi şey yapıyor. Modern toplumda birey çok önemli tabii. Yani bireysiz tahayyül etmek mümkün değil. Güçlü bireyin güçlenmesi lazım. Doğru. Ama rekabeti öne çıkartıyor. Ama dayanışmayı, kooperasyonu, işbirliğini filan onları pek ciddiye almıyor. Öbür tarafta oraya yükleniyor. Onlar da ekonomik eşitliğe önemseyelim diyorlar. De meşhur tartışma vardır. Yani eğer adam açsa oy verme hakkı olmuş, kanunun önünde eşit olmuş olmamış, ne biçim özgür, yani istediğini söylüyor. Bunun ne anlamı? Suça yönlenecek. Tabii bunun ne anlamı olabilir? Yani netice itibariyle insanların özgür olabilmesi için ekonomik açıdan da bağımsız olmaları, belli bir eşitliğe muadil diyelim, %100 eşit olma, muadil gelmesi filan, bu yani sosyalizm dediğimiz olayın gerisinde böyle bir gelişme var 19. Ve sözcük Fransız ihtilali oluyor tabii. Ondan sonra işte özgürlük, eşitlik, kardeşlik, fraternite, kardeşlik. Anahtar sözcükler rekabete karşı işbirliği, kooperasyon, değil mi? Ondan sonra işte özgürlüğe mutlaka eklenmesi gereken dayanışma, işbirliği, dayanışma, kardeşlik. Ondan sonra böyle şeyler, bu iki kanal olarak ilk bir sürü şeyi var. Yani bir kere şunu herhalde, kitap o bakıma iyidir, onu da söyleyeyim. Bu Oxford'un bu dizisi çok iyi bir dizidir. Yani iktisat vardır içinde, siyaset vardır. Yani hararetle tavsiye ederim. Şey yani, fizik, çok iyi, kimya, fizik, biyoloji. Fizik, kimya ne varsa yani bir konuya girmek için, ama sofistike yani. Böyle çok basitleştirilmiş değil. Yani üniversite mezunlarının anlayacağı düzeyde değil. Yani öyle ilkokul mezunları için yazılmamış. Yani belli bir şey düzeyi olan insanlara yazılmış. Çok güzel bir seyredir. İlgi alanı yani olan insanlar için. Evet, yani öğrenmek isteyen insanlar için son derece yararlı bir dizidir o. Yani sosyalizm diyor zaten. Sosyalizm fikri bir sürü. İşte Fransızlar var, Proudhon var. Ondan sonra Mabeuf var, Owen var. Küçük şey deneyler var. Yani şeyler yapılıyor. Böyle insanların eşit olduğu, dayanışma içinde yaşadıkları. Paris Komünü var. Evet. Paris Komünü daha sonra. Yani o daha sonra. Ondan evvel böyle şeyler. Paris Komünü başka bir kavganın, yani o işçilerle şeyler arasındaki o kavgaların şey yapması arasında. Kibutslar da onun bir devamı olarak düşünebilir mesela filan. Böyle bir şey. Ve böyle bir gelenek oluşuyor. Şimdi iki tarafın bir kere devlete bakışında önemli bir farklılık var. Liberal düşünce aslında anti devlettir. Yani devleti kötü bir şey, ilkesi olarak kötü bir şey olarak görür. Özgürlüğü kısıtlayan bir şey. Evet, yani devlet daima bir zulüm, diktatörlük, zulüm,
insana eziyet makinasıdır diye düşün. Tom Paine vardır mesela, yani Türkiye'de pek bilinmez. İnsanın Hakları diye bir kitabı vardır. Yani o devirde neredeyse milyon satıyor filan. Şeyden evvel, Amerikan ihtilalinden evvel yani bahsettiğimiz şeyler. Orada bir devlet eleştiri. Şimdi Türkiye'de bassanız büyük ihtimalle kitap toplanır. Yani 1770'lerde yazılan kitap filan. Yani müthiş böyle bir devlet karşıtlığı vardır. Buna mukabil sosyalistler de devleti iyi bir şey. Yani dayanışma alanı olarak, o bireyciliğin karşıtında toplumculuğun, toplumu, insanların birbiriyle işte fraternite filan dayanışmanın böyle bir ayrım da var. Fakat yani Marx ve sonrasında burada bir önemli bir ayrışma oluyor. Onu belki vurgulamak lazım. Marx böyle bir şeyden bilimsel, yani benim yaptığım bu bir bilim var, bu bilime göre bu iş zaten böyle olur, onun da tarihi maddecilik mantığı şudur budur falan filan diye şey yapıyor. Ama Anglo-Sakson dünyasında mesela Marx'ın etkisi hiç olmamıştır Amerika'da, İngiltere'de. Daha çok kıta Avrupa'sında ve Almanya'da. Buna mukabil İngiltere ve sosyalizm başka bir kanaldan gelişmiştir. Ama 19. yüzyıla gelindiğinde zaten önemli bir ayrışma ortaya çıkmaya başlıyor. Bir tarafta bu ancak şiddetle, ayaklanmayla, demin Ege sözlü kullandığı ihtilal, yani devrimle olur diyenler. Bunlar dolayısıyla bizim mücadelemiz işçilerin şimdi ücret mücadelesi değildir. Biz bu düzeni yıkma mücadelesi yapıyoruz. Yeni düzende her şey halli olacak diye. Öbür tarafta da reformistler diyelim bunlara. Ücretler yükselsin, işte refah devleti kurulsun. Yani inkılap ve ihtilal ayrımı. Bizde de evvela inkılap da aslında harf filan inkılaptı. Sonra ihtilal oldular. Devrim oldular yani. Devrim sözcüğü bizde inkılap mı, ihtilal mi giderek böyle anlamı da şey yaptı ama yani eski adıyla inkılap, reform veyahut ayaklanma veya devrim. Yani reformist ve devrimler. Tabii İkinci Dünya Savaşı'na gelindiğinde gelişmiş ülkelerde hakim olan tümüyle reformcu hareketlerdir. Yani Fransız sosyalistleri, işte Fabian Fransa'da Fransız sosyalist düşünürler hakimdir. İngiltere'de işte Fabian Society filan, işçi partisi. Amerika'nın zaten kendi popülist hareketi vardır. Almanya'da biraz Marksist düşünce, Marksist analiz hakimdir ama orada da Bernstein meşhur. İşte daha sonra Kautsky, yani onlar da reformcu olmuşlardır şeyler. Sonra ama devrim, Lenin giriyor ve işte Sovyetler Birliği kuruluyor. Yani ihtilal sonrasında önemli bir kopma oluyor. Sovyetler, Lenin, Marx, böylece Marksizm, sosyalizmi bir yerde hafif tekele dağılıyor. Geri kalanlar da, reformcular da kapitalizmin uşakları kategorisine geçiyor. Yani bizim, değil mi? Bizim şey yaptığımız dönem, gözümüzü açtığımız dönemde yani bir devrimciler vardı. Bütün bu sosyal demokrat partileri, işçi partileri filan, bunlar devrim karşıtı, sosyalizm karşıtı, burjuvazinin oyunları filan öyleydi yani. Fransız sosyalistleri filan da yani çok sert bir ayrım vardı. Şimdi tarihten sonu iyi bitmeyen hikaye bunlardan, sosyalizmin hikayesi değil o. Sovyetler Birliği'nde yapılan deney başarısız oluyor. Yani onu iyi anlamak lazım. Sovyetler Birliği, oradaki deneyin de özelliği şu: özel mülkiyetin yerine olmayacak, devlet mülkiyeti olacak, piyasa hiç olmayacak, merkezi planlama olacak. Şimdi bu ciddi bir deney. Hakikaten başarılı bir kalkınma süreci, başarılı bir sanayileşme süreci de yaşanıyor, söylenebilir. Maliyeti, insani maliyeti yükseliyor. Çin bunu tekrarlıyor, büyük ülke olarak. Tabii Kore falan da var ama yani onlar o kadar marjinal. Küba ya da Kore bunlar sayesinde, ama iki tane büyük oyuncu giriyor yani tarih sahnesine. Bu projeyi uygulayan Sovyetler Birliği dağılarak bitiyor. Çin de adını tutup kendini ilave ederek fiilen, değil mi yani? Kapitalist oluyor. Adı Çin, evet. Çin Uzgulü Sosyalizm adı altında piyasa, özel mülkiyet. İşte dünyadaki bugün en zengin 100 insanın 20'si Çinli filan. Başka bir şey. Yani başka bir yere doğru gidiyor. Dolayısıyla yani o anlama özel mülkiyet ve piyasa hikayesi geliyor. Ama bu tabii sosyalizmin, yani bu reformcu anlamda. Reformcu anlamda yani mevcut
toplumu biz daha eşitlikçi bir yere taşıyabiliriz. Taşımalıyız anlamına. Reformcuların yaklaşımı bir iki sistemin bir melezi miydi acaba? Dengelerin biraz daha değiştiği. Şimdi orada şöyle bir zorluk var. Bir sürü yani şimdi insanoğlu bunları önceden bilemiyor. Bu tip böyle şeyler bir de öyle masada tasarlanıp çizilecek gibi bir toplum şeyler değil. Yani böylesi doğru yani elbette. Şeyi kuranlar Sovyetler Birliği kuranların kötü niyetli değiller. Elbette. Bunun iyi sonuç vereceğini, zenginlik, özgürlük ve eşitlik sağlayacağını düşünüyorlar. Onu yapmaya çalışıyorlar ama orada işte bilgi eksiklikleri onun öyle olmayacağı anlaşılıyor. Yani o sistemin o şekilde onun olmayacağı anlaşılıyor gibi. Dolayısıyla yapılan bir sürü şey var. Yani refah devleti var, bilmem ne var, işte şeyler var. Farklı. Şimdi şey deniyor buna, böyle uzun bir literatür var. The varieties of capitalism diyor. Kapitalizmin çeşitleri diye. Yani kapitalizm diye bir şey de yok. Şimdi Danimarka ile ABD'yi nasıl? Amerikan sağı demokratları bizi sosyalist yapacaksın, Danimarka gibi olacaksın diye ondan sonra suçluyorlar. Yani Amerika'nın yarısı için Danimarka çok kötü bir sosyalist ülke. Yani bugün bu. 2024'te söyleniyor bu şu anda Danimarka'ya da hiç söz dedim mi? Vay alçak sen şey ondan sonra özgürlüğümüzü elimizden alacaksın. Çünkü biz baktığımızda Danimarka öyle çok özgürlük olmayan insanlar gibi durmuyor ama onlar öyle geliyor. Yani diyeceğim böyle karışık bir süreç bu şey hikayesi. Aslında ben bir makalemde de yazdım. Hikaye şu yani Ege'de herhalde bunu açacaktı. Belli ki özgürlük ve insanın yaratıcılığının serbest bırakılması, yaratıcılığını insanın fiilen uygulaya sokabilmesi, hür teşebbüs dediğimiz değil mi? Yani teşebbüsü şahsi, yani insanın bu inovasyon, bireye inovasyon imkanlarının verilmesi, belli ki zenginlik yaratmakta çok mahir. Yani insan onunla büyük bir zenginlik yaratıyor. Fakat o süreçte aynı zamanda çok büyük bir eşitsizlik yaratılıyor. Şimdi bütün hikaye burada zor olan şey, hem insanoğlu özgür olsun ve yaratıcı yeteneklerini zenginleşme için kullansın. Fakat o süreçte toplumda büyük haksızlıklar, büyük eşitsizlikler oluşmasın. Hatta büyük değil, mümkünse hiç eşitsizlik oluşmasın. Yani eşitlikçi bir toplum olalım ama özgürlükçü bir toplum olalım. Söylemesi kolay ama nasıl yapılacağı konusuna girince tabii... Ama bu arayış o anlama şeyde Newman da onu söylüyor. Bu arayış biter mi? Bu arayış bitmez. İnsanoğlu hep bunu arayacak. Hocam çünkü temelinde insanın doğası var. Hepsinin temelinde en çekirdeğe inecek olursanız eğer insanın doğası var ve insanın doğası çok yani farklı şekillerde. İnsan dediğimizi, insan dediğim bir kere bir insan olmadığını. İktisat bilimi zaten bu değil mi hocam? Geçen haftalarda da konuştuk. Tabii bir insan yok. Yani şöyle insanların hani meşhur bir laf vardır. İnsanların hepsinde biraz bencillik oluyor. Ama bir bölümünde de çok bencil. Doğru. Çok bencillik oluyor. İnsanların hepsinde biraz hakkaniyet duygusu oluyor. Ama bir bölümünde hiç olmuyor, bir bölümünde de daha fazla kimisinde hırs oluyor. Aynen. Kimisinde yani, az, kimisinde çok fazla. Aynen. Dolayısıyla böyle insan da zaten çok karmaşık bir şey. Birincisi, ikincisi. Sıkıntı oradan başlıyor. İnsan bir de toplumsal bir mahluk. Yani kediler gibi değiliz. Aslında tartışılır. Bir topluluk halinde yaşıyoruz. Yok. Gerçekten şimdi tartışılır yani. Sen insanın doğası dedin. Sosyalizm bir tarifi de. Buyurun. İnsanın doğayla mücadelesidir. Yani teslim olmuyorsun doğaya. Bravo. Bu böyle doğaldır diye bırakmıyorsun. Hayır. Yani diyorsun ki ben bunu değiştirebilirim. Bunun normal akışı böyle doğal akış öyle. Olsa bile ben onu değiştirebilirim. Yani toplum yakın hale getirebilirim. Çünkü bu toplum var. Kendi kaderine hakim olabilir. Tamam, yani öyle. Toplum kendini arzuladığı yönde tamam mı? Değiştirebilir. Yani bir taraftan insan toplumun mühendislik nesnesi gibi de oluyor. Karışık bir süreç. Ama tabii insanın iradesi var filan. Neyse yani uzattım ben. Çok doğru. Yalnız gideceğiz de hocam Aldous Huxley Cesur Yeni Dünya kitabında insanın doğasını bütün bu problemlere yol açtığını
kurgusal bir şey içerisinde, yazın içerisinde ele alır ve orada şöyle bir tespit yapar bir yönetici doktorun ağzında. Arzunun oluşumu ile arzunun tatmini arasındaki geçen süreç insanı tanımlar diye. Lala. Öyle Aynen. ve bu insanların bambaşka karakterlerde yetişmesine sebebiyet veriyor. İşte bu bambaşka karakterlerde gün sonunda o sistem yanlış, bu sistem doğru, ben bunu istiyorum, ben bunu istemiyorum. Dolayısıyla işin içinden çıkılmaz. Her şeyin temelinde insanın doğası var ve bu da bizi yine toplum sözleşmesine getiriyor. O toplumla bir arada, diğer insanlarla bir arada yaşayabilmek için ne kadar özgürlüğünden vazgeçeceksin konusu. Ege Hocam sizinle devam edeceğiz ama sevgili yönetmenim bir aramız var mı? Var. Bir ara ardından Ege Hocam'la devam edeceğiz. Tekrar birlikteyiz. Araya gitmeden önce Asaf Hocam bize bakış açılarını sosyalizmin evet. tarihsel perspektif içerisinde nasıl algılandığını, aslında ne olduğunu ve uygulamalarını anlattı. Sonra biraz karıştırdık hocam son bölümde ama buyurun Ege Hocam. Şimdi ben böyle bir takım spotlarla gideceğim. Buyurun. Birincisi sosyalizmin hedefi eşitliktir. Evet. Ya akılda bir şey yazacaksak pratik olarak İmkan eşitliği diyelim. Olabildiği kadar imkan eşitliği. Asaf'ın dediği gibi burada bir miktar insanın bencil, bireysel insanın yaratıcılığının da körlenmemesi lazım. Ama sosyalizm kelimesi sosyalleşme yani sosyal demokrasi eşitlikçilik üzerine o tarafa doğru gider. Şimdi sosyalizmin İkinci takıntısı mülkiyettir. Der ki eşitsizliği yaratan mülktür. Yani üretim araçları mülkiyetidir. Hı. Hatta o kadar ileri der ki Marx mülkiyet hırsızlıktır der. Yani bir kısmının serveti olursa onlar her zaman için daha fazla gelirden pay alırlar. Yani gelir dağılımı bozukluğunun altında yatan servet dağılımı bozukluğudur. Dolayısıyla sosyalizmin hücum ettiği konulardan bir tanesi de mülkiyet meselesidir. Mülkiyetin, büyük mülkiyetin küçük ellerde, az ellerde toplanmasıdır. Bunları bir defa kafamıza yazmamız lazım. Çünkü bunlar söylense sonunda sular buraya doğru akıyor yani. Doğru. Bunu ne yaptığını. Bugün de ki mesela bu mülkiyet dediğimiz şey de eskiden tarım mülkiyetiydi. İşte feodal beyler falan. Sonra sanayi mülkiyeti oldu. Bugün sanayi mülkiyeti daha da gelişti. Ağalık düzen dersek mesela. Feodal şimdi, düzen gibi yani. Feodal ağalar. Evet. Derebeyleri. Şimdi bir de dijital ağalar çıktı ortaya. Doğru, haklısınız. Bilmem ne Apple'lar, bilmem büyük teknoloji ne, firmaları, Google'lar, Meta, şunlar, Meta, bunlar. Facebook'lar. Bunlar yani Tencent. İstediklerini yapıyorlar abi. Senin önünü tıkıyor bilmem nereden giderken. Adını gir, soyadını gir, bilmem ne gir. Girmezsen gidemiyorsun. Adam araca kesiyor ya. Şimdi bu derebeyliği diye bir şey var. Evet. Biraz gırgır olsun diye onu söyleyeyim. Buyurun. Derebey'in Ren Nehri'nde bir dura çıktık. Adam da anlatıyor. Diyor ki eskiden diyor burada diyor işte tekneler akıntıya karşı nasıl giderdi biliyor musunuz diyor. O kadar düşünün. Nasıl? Diyor ki sahilde atlar vardı diyor. Tekneler diyor halatla ona bağlanırdı diyor. O atlar diyor akıntıya karşı çekerdi. Aşağı doğru gidiyorsun da yukarıya. Yokuş yukarı gideceksin. Ama aşağı yukarı 20 kilometrede ya 15 kilometrede bir tane derebeyi var. Oraya kadar bir tanesinin atları götürüyor. Sen böyle bir gariban ya 10 tane de ben at aldım. Ben de gideyim. Birkaç tane tekneyi de ben çekeyim paralayayım. Böyle yok. Şey yok. Oraya trust kurmuşlar. Tamam mı? Burası benim orası. Belki 1000 kilometre
Ren Nehri ya bilmem nehrinde. Her yeri parsellenmiş. Her yeri parsellenmiş. Bunlar derebe işte. Şimdi bunlar da böyle. Gidemiyorsun. Adam senin tuzağını kurmuş. Şimdi bu Netflix bilmem ne var. Biz de bedava seyredik. Sonra taklı kilitledi beni. Vallahi babamın röntgenine kadar istedi yani. Yoksa seyredemiyordum. Şimdi sosyalizmin bugünkü pratikteki bize söylediği şey, yani biraz önce de onu söyledim ama tekrar edeyim. Doğaya teslim olmayacaksın. Yani doğaldır diye bırakmayacaksın. Sen insansın. Sen akıllısın. Sen alet geliştirirsin. Sen doğanın akışını doğal olarak koyduğu adaletsizlikleri iradenle düzeltebilirsin. Yani o solculuğun gerisinde bir doğaya meydan okumak vardır. Bunu tabii unutmayalım. Şimdi sosyalizmin bir alt dalı komünizm. Marx değil, bunu Stalin geliştirmiş daha çok. Marx'ın zaten böyle bir sistem kurmamış. Şimdi bu Rusya önce harpten sonra her ülke hızlı gelişir. Dibe vurursun, ondan sonra çıkar. Sonra tarihi gelişim çizgisine oturursun. Diyorlar ki Ruslara, artık kime diyorlarsa bilmiyorum. Ben anlatacağım da Stalin'e diyorlar diyor ama o uydurma olabilir yani. Yani niye batılı kadar hızlı, ya iyi olamadık falan diye. Çünkü diyor, biz sosyalist insanı daha yetiştiremedik. Yani sosyalizmin başarılı olması için sosyalist insana ihtiyaç var. Biz kapitalizmden, feodalizmden kalan insanlarla sosyalizm yapmaya çalışıyoruz. Yeni bir insan türü yetiştirmek lazım. Yani yeni bir ırk gibi adeta böyle bir şey var. Hatta benimsemiş, kabullenmiş ve uygulayan. Ona, dolayısıyla bunları çocukken alacaksın kamplarda. İşte genç sosyalistler, genç komünistler, onları eğiteceksin. Onlar ileride gerçek sosyalizmi kuracaktır. Herkesin iddiası bu yani, biliyorsun. Bizde de küçücük çocuklar işte bilmem ne kursunu alıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Şimdi bu hızlı kalkınma deyince, bunu da devrimle yapacağız ya, işin içine devrim girince bu işin içine ordu girdiler. Yani sosyalizmin Afrika'da olsun, birçok yerde olsun, içine de şeylerden askersiz devrim olmuyor. Bak Fethullah bile gitti, ordunun içine girdi. İslami diye, yok sivil toplum örgütü derken, devrim pratiği. Bu Hikmet Kıvılcım'ın lafıdır. Orduyu ele geçiremezsen. Onun için bir sürü subay kalktı, sosyalist oldu. Araplarda da işte bu, Nasırlar falan bilmem ne. Hatta işte Bağız Partisi, yani yeniden diriliş bilmem ne. Onlar da Arap sosyalizmini kurdular. Yani her yerde de yerdi bu. Ama hep bu hızlı yapalım. Fakat tabii ne oldu sonra? Güç ele geçiyor. Doğruduruz. Yani bilgi yok, metot yok. Keyfimize bakalım. Eş dost. İşin özünü anlayamadan. Şey yaptı. Yani ben burada keseyim tıraşı da. Biraz da sen devam et. Ama yani aldın gidiyordu maşallah. Evet. Şey, yani bu tabii yani işte hırsızlıktır değildir, Marx, Proudhon filan böyle şeyler var tabii de mülkiyetin yani gerisinde de yine söylediği gibi şimdi bakıyorsun topluma büyük bir eşitsizlik var. Yani toplum büyük bir zenginlik üretiyor. Yani bizim şu anda ürettiğimiz zenginlik bundan 200 sene evvelki bir insanın tahayyül etmesi bile mümkün değil. Öyle. Hayır. Anlatsan inanmaz. İnandıramazsın yani. Büyük bir ihtimalle de bunlar böyle şeyler olacak dediğin için seni asarlar. Tamam mı? Ya, linç eder yazar. Ya böyle bir şey. Ama bu müthiş bir zenginlik üretmek yeteneğimiz var. Kapasitemiz var. Bilgi düzeyimiz var. Her şeyimiz var. Fakat aynı anda toplumun içinde böyle cep büyük sefaletle şeyleri var, bölgeleri var. En gelişmiş ülkelerde bile var burada. Dünyaya baktığımızda, dünya düzeyinde, dünya bu dünyanın bugün gelmiş olduğu
üretkenlikte bir tek insanın dünyada yatağa aç gitmemesi lazım. Ve dünyanın %30'u filan açlık sınırında yaşıyor. Bu son dönemde hızla düştü filan ama netice itibariyle hala. Demek ki yani bu bununla ilgili, bu eşitlik dağılımla ilgili büyük bir sorun var. Bu bakıldığı zaman da ilk bakışta bunun sebebi niye var? Çünkü birileri zengin. Bu zenginliği de ne sağlıyor dediğimizde mülkiyet sağlıyor. Doğru. Yani bu adam mal sahibi şeydir. Parası var. Parası olduğu için zengin. Demek ki biz bundan kurtulursak. Ama sonra anlaşılıyor ki yani bu iş o kadar kolay değil. Teorik açıdan baktığımızda daha biraz daha yani geriye giderek baktığımızda biraz soyut kaçabilir ama yani bence ben önemli olduğunu düşünüyorum. Şeyden yani tarım toplumlarından 16. 17. yüzyılda 18. yüzyıla kadar yani sanayi devriminden beraber kapitalizm ya da sanayi toplumu arasında çok büyük bir fark var. Tarım toplumlarında toplumun büyük çoğunluğu kendi ürettiğini kendi yiyor. Yani böyle bir üretimle tüketim arasında bir birliktelik var. Köylü dediğin adam her şeyini kendi üretiyor. Bir kısmına işte derebeyi, padişah, neyse birileri el koyuyor. Ufak tefek iş birliği belki bir işte ustalar, loncalar filan. Biraz şey var ama netice itibariyle insanlar kendi değil. Bugünkü üretim o anlamda üretimle tüketim arasında doğrudan bir bağlantı var. Dışarıdan gelip zorla bir şey alınıyor. Evet vergi ödüyor ama. Şimdi bugünkü yaşam çok farklı. Bugün bizim ürettiğimizi biz hiç tüketmiyoruz. Başkalarının ürettiklerini, üretim sosyalleşiyor yani. Şimdi mesela bizim düşün yani şu anda bizim burada yaptığımız iş. Ege ile bunun bizim tüketmemiz zaten mümkün değil. Değil mi? Ne yapacağız tüketip bunu? Ama ne oluyor? Bir takım adamlar seyrettiği için onları mal satma umuduyla bir takım firmalar reklam verdiği için elektrik kullanılıyor. Doğalgazı kim bilmiş şimdi herhalde Ruslardan yapıyordur. Rusya'da bir adam. Değil mi yani? Bize hiç alakası yok şimdi. Tamam. O sayede de ben işte gömlek alıyorum, Ege kravat alıyor filan. Ben hayatta kravat yapmadım, ceket yapmadım, kalem yapmadım, kağıt yapmadım. Yani müthiş bir kopuş var bu sosyalleşme. Bu sosyalleşme yani şimdi bizim burada ürettiğimizin karşılığında öbür insanlar bize ne kadar versinler? Ne kadar versinler? Biz ne kadar hak talep edelim? Zor bir değerlendirme sorunu var. Üretimin sosyalleşmesinin getirdiği böyle karmaşık bir sorun var. Bu sorunu çözmek için. Çünkü bir taraftan da rekabet olayı var. Rekabet. Bütün neoklasik iktisat zaten böyle tek tek bireylerin. Fakat aynı zamanda da müşterek bazı şeyler de yapmak zorundayız. Yani bir kişi ya da bir aile, köylü ailesi işte her şeyi yapıyordu. Usta da kendi başına her şeyi yapıyor. Şimdi öyle değil. Şimdi bir uçak yapmaya kalktığında inanılmaz uzmanlaşmış insanın çalışması lazım. Bunun ne kadarını kalktığında. En basit örneği futbol takımı. 11 kişi çıkıyorlar sahaya. Değil mi? Bunun hangisi ne kadar katkı yapıyor? Bunu nasıl hesaplayacağız? Takım ne kadar katkı yapıyor? Böyle bir değerlendirme sorunu çıkıyor şeyde. Kapitalizm bunu bir şekilde çözüyor. Öyle bir şekilde çözüyor ki bu üretimle ilgili kararlı alanlar, mülkiyet dediğimiz o işe yarıyor. Malın da çoğunu götürüyorlar. Buna da performans diyorlar. Performans deniyor, bir şey deniyor. Bir şekilde yani. Bir şekilde. Bunu basit bir sisteme bağlamış. Yani kapitalizm, özel mülkiyet dediğimizde. Şimdi onun yerine başka bir sistem kurduğunda ama o sistem gibi o yaratıcılığı teşvik etmesi lazım. İşte Sovyetler denediler, devlet memurları koydular, biz de memurlarla vaktiyle yaptık bir işi. O yaratıcılık olmuyor, o üretkenlik olmuyor, o verimlilik olmuyor, işler yürümüyor. Bir şekilde insanlar benimsemiyorlar, şey yapmıyorlar filan. Yani insanların davranışlarıyla ilgili müşevviklerin de yapılması lazım. Bir de işbirliği hikayesi. İşbirliği dediğimizde onlar da şeyler, kurumlar, işte bizim Daran Acemoğlu'nun da olduğu kurumsal iktisat, kolektif sorunlara nasıl çözüm bulacağız? Yani bir kişi tek başına yapamıyor, iki kişi tek başına yapamıyor. 10.000 kişinin ancak işbirliğiyle farklı farklı şeyleri yaparak bazı şeyler oluyor. Uçakla kalkıp bir yere gitmek. Değil mi? Taksi bir kişiyle gidiyor.
Ama uçak dediğin zaman 700 kişilik uçağı, koca bir ordu insan çalışacak. Her biri bir makinenin parçası gibi. Firmaya bakarsan zaten modern firma dediğimiz zaman aslında merkezi planlama olan içinde piyasanın olmadığı bir kuruluş. Ama ne yapıyor sonra? Diğer firmalarla ve tüketicilerle piyasada karşı karşıya geliyor. Yani şunu şuraya gelmeye çalışıyorum. Yani mülkiyet gibi duruyor ama olayın gerisinde daha karmaşık süreçler var. Şimdi tabii yeni yeni sosyal bilimler de işte kurumsal iktisadın gelişmesi, şeyin gelişmesi, davranışsal iktisadın gelişmesi, bir sürü başka şey. Yani bir sürü başka alan, kompleksite iktisadının gelişmesi. Yani bu baştan beri bilinen kolektif eylem dediğimiz sorunlar, müşterek, public goods, muadili sorunlar da var burada. Filan onlara böyle daha şeyler gidiyorlar. Önümüzdeki dönemde herhalde biraz daha adım atacağız. Yani hem yaratıcılık ama bir taraftan da büyük eşitsizlikler oluşmasın. Ama kolay da olacak anlamına da gelmiyor. Dünya nüfusu bu hızla artmaya devam ettiği sürece de bu sorunlar aslında katmer katmer büyümeye devam edecek. Ne hangi sistem bu arada olsun? Bu arada tabii bu aşırı bireyci dayanışmayı reddeten şey ve bir de tüketim medeniyeti kurdu. Yani hayatın anlamı, yani çok güzeldir. Yani bu konuda da çok güzel kitaplar da var yani. Hayatın anlamı arabanın motorunun büyüklüğünden ya da oturduğun evin büyüklüğünden ölçülüyor. Hayat bu kadar basite indirgenilmemesi gereken bir şey. Yani insanın bir şekilde hayatının anlamını daha büyük otomobil, daha elbette, büyük ev olmaması, elbette, başka değerlerin de devreye girmesi. İşte onları nasıl sokarız? Bu ticarileşmeyi, yaşamın ticarileşmesine karşı daha fazla dayanışma, daha fazla anlayış, daha fazla işbirliği, kooperasyonu nasıl sokarız diye bunlar düşünülüyor ama yani şimdi herkes bunları şey yapıyor yani tartışıyor bunlar. Mutlaka ama diyorum ya hocam, nüfus ve de küresel ısınma dediğimiz bu sıkıntılı süreç. Hani hep diyoruz ya, çok ciddi bir zekamızla bir üretim yarattık ve ciddi bir şeye taşıdık, zenginliğe taşıdık ama onun da bir maliyeti var. Gezegene bu nüfusla, bu küresel ısınmayla nereye kadar devam edebilecek, o da ayrı bir tartışma konusu diyorum. Hocam son 6 dakika sözü size bırakıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ege şey yaptı, onu da söyleyeyim. Bu eşitliği de iyi tanımlamak lazım. Bir kere hukuki, siyasi eşitlik var. Özgürlükle beraber gelen. Yani hukuk önünde eşit olmak. İşte seçimlerde, değil mi? Hala Türkiye'de niye herkesin bir oyu var, benim oyumla o niye oy alıyor? Muhabbeti Türkiye'de yaygındır yani. Arada bir büyüklerimiz kendi oylarının niye başkalarının oylarıyla aynı sayıldığını, ama son derece önemli. Çünkü hukuk önünde eşitlik var. Yani adam Cumhurbaşkanı, ceza mahkemesinde Trump çıkıyor önünde şey veriyor. Yani Cumhurbaşkanı falan dini ifade veriyor. Cumhurbaşkanı falan. Yani onlar tabii önemli bu şey. Burada dikkat ederse ekonomik bir şey yok. Bu siyasi anlama, özgürlük ve eşitlik şeyine giriyor. Önemli bir kavram fırsat eşitliği. Ege Temin ona değindi. Yani eski nesilde birikmiş eşitsizlikler olabilir. Bari gelecek nesil hayata eşit başlasın. Eşit koşullarda başlasın. Yani iyi zenginin çocuğu eğitim almış, fakirin çocuğu eğitimsiz mesela olmasın diye şeyde olduğu gibi. İkinci son derece önemli fakirlikle mücadele. Yani orada eşitleme değil de aşağıya bir sınır koyma. Yani şimdi işte çok konuşuluyor negatif, eksi gelir vergileri, bilmem neler, vatandaşlık geliri filan. Bu da önemli bir şey. Buna başka şeyler de zaman içinde gelecektir. Onlara şimdi girmeyelim. Servet vergisi mesela filan. Buyurun. Şimdi sosyalizm, yani Marx'tan beri her şeyi etkilemiştir. Yani gerçi kapitalizm çökmemiştir. O çökmüştür dense de hayatımızın içine girmiştir. Ve bunun için de başarılı, kısmen başarılı Küba'daki komünizmle var. Bir İskandinav sosyalizmi de var. Öyle değil mi sosyal? Şimdi onları da ihmal edemeyiz. Bu arada iyi fikirlerin de hırsızı çoktur. Mesela Hitler de sosyalistti.
Tabii. Bunlar nasyonel sosyalist. Doğru. Mussolini de. Mussolini de. E Baas da. Baas şey de sosyalist. Demin de söylediğim. Evet. Esad da sosyalist. Esad da. Şimdi Güney Amerika'da da işte şeyler var. Şimdi şöyle bir tarihsel konu da var. Hani dedik ya Marx aslında tarihi gelişimi incelemiş. Çok geçmişte acaba sosyalist sistemler var mıydı? Hani böyle birileri diyor ki Güney Amerika'da hani Aztek, İnkalar falan filan galiba onlar öyle sosyalist sistem kurmuşlar. Şimdi biz ODTÜ'de okurken Hollandalı bir hoca vardı. Arap'ta öğrenciler var. Sosyalizmi anlatırken bizim Arap arkadaşlardan biri aklıma geldi. Partiye gitmiş çocuk. Bir kızla tanışmış. Sen, ben Arap'ım demiş. O da demiş ki kız ama beyazsın demiş. Ben beyaz Arap'ım demiş. Dedi ki sosyal hocam dedi. İslam sosyalizmdir dedi. Şimdi deyince tamam dedi Hollandalı hoca. Bizde de dedi Hristiyanlık sosyalizmdir diye bazı öğrenler vardı. Yani tarihte yok Plato zamanında varmış gibi falan böyle şeyler vardı. Şimdi sosyalizmi hani bir nevi böyle bir son sözle bağlamak istiyorum. Dedi. Kapitalizmin içinde bir vahşilik vardır. Doğru. Doğallıktan gelen. Rekabetten. Yani vahşi kapitalizm de değil mi? Yani wild life yani bir vahşilik. Sosyalizm hırçın. Bunun terbiyecisidir. Evet. Hatta buna ehlileştirir derler. Hı. Yani kapitalizmi ehlileştiren ideoloji sosyalizmdir. Kendi haline bırakırsan... Shakespeare'in meşhur oyunu vardır. Taming of the Shrew. Hırçın kızın terbiye edilmesi. Evet. Sosyal... Bu, işte, güzel. Bu sosyalizmin ne fonksiyonu vardır dersek en önemli fonksiyonu kapitalizmin vahşetini törpülemesidir. İsterseniz... Bu da son söz mü olsun? Gene de daha yani bir böyle bir ideal olabileceğini bazılarımızın insanların bugüne kıyasla çok daha özgür ve eşit olabileceği bir toplum için. Ütopya. Ha yani. Zaten yani ütopyaya bir... varılmaz. Ha. O iladedir. Oraya yürüyecek. Daha özgür ve daha eşit. Çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Asaf Savaş. Çok teşekkür ediyorum Egecan, sen ağzınıza sağlık. Hakikaten açarken söylediğimiz cümlelerin hakkını verdik felsefi olarak. Yani bilgiyi bilimsel olarak araştırarak ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben en azından öğrendim, bilgilendim. Umarım izleyicilerimiz için de aynı şekilde olmuştur. Burada önce konuklarıma sonra da sizlere iyi akşamlar diliyoruz. Ama değerli izleyenler yaklaşık 5 dakika sonra da saat başında küresel piyasalarda tekrar birlikte olacağız.